Merhaba, bu video klasik Türk muskisi döneminin özelliklerinden bahseden bir numaralı videonun devamıdır. Klasik Türk muskisi döneminin özellikleri iki nolu bu video Abdülbaki Nasır dedenin makam sınıflandırması ile devam edecektir. Abdülbaki Nasır dedenin toplamda 136 makamın tariflerini anlattığı eserinde makam tasnifini 14'ü basit makam ve terkipler olarak sınıflandırma yapar. Basit makam ve terkipler. Hızır Ağa ise uygulamada hepsine makam denildiğini ve sınıflandırmanın kalktığını tescillemiştir. Diğer taraftan klasik Türk muskisi dönemi süresince Urmevi ve Meragi'nin eserlerinin nüshalanır, bu tespitler farklı ekoller olduğunu göstermektedir. Henüz ekoller üzerinde yeterince inceleme yapılmamıştır. 7. Perdeler Klasik Türk muskisi döneminde perdelerin adlandırılmasında zenginlik görülür. Perdelerin isimlerle kullanılması yeni sistemciler döneminden gelir. Gelenekteki 17'li sistem içinden uygulamada kullanılan 15 perde sistemine bağlı kalmakla birlikte klasik Türk muskisi dönemi teorisyenlerinden Nezen Osman Dede 33 perde, Kantemiroğlu 33, Abdülbaki Nasır Dede 37 perde adı kullanır. Kadızade, Hızır Ağa gibi bazı teorisyenler ise geleneği takip ederek 15 ile 17 perde adı verirler. 8. Aralıklar konusu. Klasik Türk muskisi dönemi müzikal aralıkları biliyor ve kullanıyor olmalarına rağmen edvarlarında teorik olarak üzerinde genellikle durmamışlardır. Bilinen bakiye, tanini ve mücennep aralıklarla yazdıkları notasyonlarından küçük üçlü aralığı da kullandıkları anlaşılmaktadır. 9. Çalgı düzenleri Klasik Türk musikisi dönemi Edvar yazarları yeni sistemcilerin ekolünü takip ederek boş tel üzerinde hesaplamalar yapmayı ve tel taksim yöntemini anlatmayı terk ettiler. 17 Aralıklı 18 ses sistemini kullanılan, yaygın olarak kullanılan 15 perde ile uygulamaya devam ettiler. Pratik anlatımın bir gereği olarak makam anlatımlarında perdeleri isimleriyle kullandılar. Klasik Türk muskisi döneminin 1642 tarihli ve Kadızade Edvarı gibi bazı edvarlar da çalgı düzenlerini bu prensiplerle anlattılar. Yeni sistemcileri bu anlamda takip ettiler. 10. Meşkle Eğitim Klasik Türk muskisi dönemi müzik teorisyenleri, çalgılarda uygulanan yaygın düzenin yerine ve müzik bilgisinin teorik eserlerden daha çok ustadan meşk yöntemi ile öğrenilmesi gerektiğini belirtirler. Bu konuda yeni sistemcileri takip ettiler. 11. Usul konusu Klasik Türk musikisi dönemi müzik teorisyenleri yeni sistemcileri takip ederek İK devir terimi yerine usul terimini kullandılar. Bazıları Sistemciler döneminden gelen IK devir değerleri olan sebep vetet fasladan söz etmeye devam ettiler. Usullerde aruz İK anlayışından gelen ten ten teneyi terk edip düm tek teke değerlerini kullandılar. Kantemiroğlu Urmevi'nin IK devir anlatımından ilham alarak usulleri devir üzerinden kalıp anlatım metodunu yenilemiştir. Hatta ...çift devirle anlatım metodunu geliştirmiştir. Bazı klasik Türk muskisi dönem ed yazarları... ...usul konusuna hiç yer vermediler. 1642 Anonim, 1675 Kadızade... ...ve 1775 Mehmet Said Edvarları gibi. Klasik Türk muskisi dönemine son değerlendirme... ...Abdülbaki Nasır Dede Edvarı'dır. Hem makamların tanımlarında hem de usullerde daha gerçekçi bir yaklaşım sergilemiş, düz yazıyla anlatımı tercih etmiştir. Kantemiroğlu bildiği 27 usulden 22 usulü, Nasır Dede ise 21 usulü anlatmıştır. Usullerin hem isimlerinde hem de uygulamalarında standartlaşma oluşmuştur. 12. Güfte Mecmuası Klasik Türk musiksi dönemi müzisyenleri yeni sistemcilerin başlattığı fakat dönem sonuna doğru kesintiye uğrayan müziği kaydetmenin yöntemlerinden biri olan güfte mecmuası yazmayı geliştirdiler. Daha düzenli güfte mecmuaları yazmaya başlayıp devam ettirdiler. Söz eserlerini güfte mecmualarına, dini eserleri ilahi mecmualarına kaydettiler. Böylece edvarlar dışında müziği kaydeden mecmualar müzik koleksiyonları ile birlikte üç çeşide ayrıldı. 13. Müzikle tedavi Klasik Türk muskisi dönemi edvar yazarları yazım döneminde olduğu gibi bir taraftan müziğin tesiri hakkında genel ifadeler olan sevinç, neşe, hüzün, üzüntü, sakinlik, rahatlamadan, diğer taraftan müziğin tedavi ediciliğinden söz ettiler. Klasik Türk muskisi dönem edvar yazarlarının kısaca değindiği müzikle tedavi konusuna Gevrekzade gibi zamanın hekimleri de katılarak hakkında müstakil kitaplar yazdılar. Kişi isimlerine göre etkili makamlardan söz eden müzik eserleri bile bu dönemde yazıldı. Müzik terapi için müstakil kitap yazımı daha önceki dönemlerden klasik Türk müziği dönemini ayırır. 14. Sanatın amacı yansıma teorisi. Klasik Türk müziği dönemi edvar yazarları yeni sistemci dönemin yazarları gibi sanatın estetik değerinde yerel düzen ya da yaygın düzen ne olursa olsun sanatın amacının insan için ilahi yansıma teorisine önem verdiler klasik Türk muskisi dönem edvar yazarları yeni, yeni sistemcileri takip ederek müziğin teorisini anlatırken müziğe kozmolojik, mitolojik anlamlar yüklemeyi genellikler devam ettirdiler. Çünkü bu metot müziğe ilgiyi arttırmaktaydı. 15. Müzik türleri Klasik Türk muskisi döneminin müzik türleri, Taksim, Peşrev, Kar, Bestağır Semai, Yürük Semai, Saz Semaisi gibi Koşuk, Varsağı, Kalender, Divan, Türkü gibi halk müziği türlerini de sarayda icra ederken görülürlerdi. Yeni sistemciler döneminin müzik türlerinden bazıları ismen ayrıldı. Güfte mecmualarından anlaşıldığı kadarıyla tasnif, Amel, nebet-i mürettep, nakış gibi sanat türlerinden bazıları isim değiştirdi. Amel yerine kâr denilmesi gibi, bazıları şarkı gibi yeni isimlerle devam etti. Nebet-i mürettep türü tamamen kalktı. Dört selamlı Mevlevi ayini devam etti. Genel anlamda sanatsal bir besteye, 14 ile 15. yüzyıllarda Türkçe müziğe türkü bağlamak, dörtlükten oluşan bestelere murabba bağlamak deniyordu. Bu terimler bestelemek veya tür adıyla anılarak kâr bestelemek, şarkı bestelemek şekline dönüştü. Klasik Türk muskisi döneminde çoğunlukla divan şiirleri bestelenmekle birlikte söz yazarlığı şiir yazımından ayrılmaya başladı. Şairler zamanla divanlarına şarkılar için özel bölümler ayırdılar. 16. Günümüze besteler. Klasik Türk muskisi döneminin müzik dar kitaplarından anlaşıldığı kadarıyla ile yeni sistemcilerden bazı saz eserlerini ilk defa kaydettiler. Sultan Veled Devri, Sultan Korkut'un, Bayezid'in, Hasan Can'ın, Gazi Giray'ın peşrevleri gibi. Feldman'ın sınıflandırmasında en eski peşrevler bu gruptandır. Sarayda öğretilen mehter saz havaları başta olmak üzere fasıl müziğinde çalınan saz eserleri, müzik koleksiyonlarına, söz eserleri, güfte mecmualarına kaydedildi. Günümüze gelen klasik Türk muskisi döneminin müzik dağarı Ali Ufki, Kantemiroğlu, Kevseri, Nasır dedenin eserleri dışında tasnif ve tespit heyetinin çabaları ile meşkten gelenlerden bir araya getirilerek oluşturulmuştur. 17. Edvarlar Klasik Türk Muskisi döneminin ilk edvarları yeni sistemciler döneminin anlayışını takip ettiler. İlk edvarlardan biri 1625 yılında yazıldığı tahmin edilen anonim ruhperverdir. Sonuncusu 1846 tarihli Seyyid Mehmet Esat Mevlevi Edvar'dır. Bazıları ise dönemin makam anlayışına özgün yeni görüşler ortaya attılar. Neyzen Osman Dede'nin Rabd-ı Tabiratı, Kantemiroğlu'nun, Hızır Ağa'nın, Nasır Dede'nin Edvarları gibi edvarlar üzerinde yapılan müzikolojik karşılaştırmalarla dönemin ortak makam ve usul anlatımlarında genellikle ortak görüşlerin aktarıldığı görülür. Klasik Türk muskisi döneminde Osmanlı Rum kilise müziğinde de müzik teorisi yenilenmeye çalışılmıştır. İlk eser 1728 tarihli Halaçoğlu'nun Karamanlı Türkçesinde yazdığı Edvar, sonuncusu ise 1843 tarihli Rumca Edvardır. Bu konuda Türk Muskisi Atlası'nın 2019'unda yayınlanan cilt 1 sayfa 215'inden itibaren devam eden makalede açıklamaları bulabilirsiniz. 18. Ansiklopedik Eserler Klasik Türk Muskisi döneminde müzik ilminden bahseden Ansiklopedik eser yazanlar içinde Katip Çelebi'nin 1640 ile 1650 yılları arasında yazdığı Keşfü'z-Zunun adlı bilimler tasnifine göre yazılmış eseri önemlidir. Ansiklopedik, biyografik, bibliografik özellikler gösteren eserinde hem çalgılar ilmi hem de müzik ilmi olmak üzere iki başlık altında eserlere yer verilmiştir. Çalgılar 1. cilt 147, müzik ilmi ise 2. cilt 1001 ve 1902 sayfalarında yer alır. Fakat bu bölümler daha önceki dönemlerde yazılan eserleri derlemesi mevcut durumu tespit açısından önemlidir. Kendi zamanını veya Türkçe yazılmış olan edvarları yeterince yansıtmamaktadır görmediği halde Meragi'nin Kenzül Elhan adlı eserini yazması eski döneme dair bilgileri aktarmasının örneklerindendir. Son olarak ansiklopedik eser yazan Mehmet Hafit Efendi'nin Galatat adlı 1806 yılında basılan eserinin müzik kısmında Kemani Hızır Ağa'nın edvarını kaynak olarak kullanmış olduğunu da belirtelim. Klasik Türk muskisi döneminin özelliklerini ayırdığımız bu videonun sonunda hem birinci videonun hem de ikinci videonun metinlerini koymak suretiyle konuyu yazılı olarak görmek isteyenler için de bir arada bulunmasını istedik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.